Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar. Yeşil Koltuk programına hoş geldiniz. Haftanın son Yeşil Koltuk programı ve tam kadroyuz. Sağ tarafta Sayın Can Çobanoğlu, sol tarafta Sayın Hasan Bek. Herkes hazır. Ve programa denk gelen çok önemli maçlar var. Özellikle Trabzonspor Antalya Spor karşılaşması ve Sivasspor Yeni Malatya bizim programa denk geliyor. 21'de ise Alanya, Galatasaray, Göztepe, Ankara Gücü mücadeleleri var. Tweetimizi biraz erken girdik. Birazdan atılacak tweet. O tweetimizin altına soru, görüş, eleştirilerinizi yazabilirsiniz. Çobanoğlu alt çizgi Can ve Hasan Bek. Sonunda 2K var. Twitter üzerinden bize ulaşabiliyorsunuz değerli dinleyenler. Bunu hatırlattıktan sonra Can abi, sana dönüyorum. Buyurun bakalım. Geçen hafta, daha doğrusu geçen hafta değil de bir önceki programda yoktun. Kamu spotunu Hasan Bek yaptı. Çok güzel bir kamu spotu yaptık. Pazartesi günü yoktum sadece. Maskelerle ilgili bir kamu spotu yaptık. Gelibolu yangınlarını sorar mısın Can Çobanoğlu'na? İki gündür biliyorsun orada bir yangın söndürülmeye çalışılıyor. Maalesef. İçimiz yandı. Bunu konuşsa Can abi konuşur diye bir dinleyicimiz söylemişti. Gerçi çok şükür yetkililer yangını durdurdular. Kontrol altına alındı. Evet. Öncelikle herkese iyi akşamlar. Pazartesi günü İstanbul'da olmadığım için programa katılamadım ama sevgili kardeşim Hasan Bek hiç aratmadı seni. Çok enfes bir program yaptık. Manzukiç'i Fenerbahçe'ye getirdik. Getirdiniz mi? Daha doğrusu gelebileceğini tespit ettik. Çok güzel. Bizim şeyle mi, Marco ile mi yaptınız? Tabii işte? Marco da bize destek verdi. Yani burada ya, olmasam da biliyorum hemen. 3 milyon euroya geliyor abi. Şıracı da Marco'ydu. Marco. Dolayısıyla pazartesi günkü program mutlaka çok lezzetli olmuştur. Çok verimliydi. Bugün yetiştim ama hem bizi dinleyenlerle hem sizlerle beraberim. Bizim şimdi sevgili dinleyicilerimizin tabii böyle bir şeyi oldu, beklentisi oldu bizden. Yani biz sosyal sorumluluk anlamında farkındalık yaratacak konulara değiniyoruz. Ben pazartesi günü gitmeden önce Hasan Bek'e çok rica ettim. Hayvanlarla ilgili o hafta içerisinde gördüğüm çok tuhaf sosyal medya görüntüleri vardı. Köpeğinin kulağını kesen de vardı. Bir tane kedilere, akademisyenin kedilere işkence yapan da vardı. Bir de özellikle videoya çekilmiş bir doktor, akademisyen demeyelim, doktorun göz göre göre bir köpeğin üstünden geçip lüks bir arabasıyla yoluna devam etmesi vardı ki o köpek oradaki akademideki çocuk tarafından bakılan, onların sevgilisi olan, öğrencilerin aşkı olan bir köpek idi ve vefat etti. Sonra bu doktor hanımefendi inşallah onun ilişiğini kesmişlerdir. Bilmiyorum, sonrasını takip edemedik. Çünkü her gün o kadar çok olay oluyor ki memlekette. Gerisini takip edemiyoruz. Görmedim, gittim diyor. Yani eğer görmedim, fark etmedim, anlayamadım diyorsa çok büyük felaket, hemen ehliyetini bıraksın. Çünkü araba zıplayarak gidiyor. Yani kaldırıma çıkıp da bir insan duymadım, anlamadım, görmedim, bilmiyorum diyebilir mi? Yani hem yalancı hem de vicdansız demektir böyle bir şey yaptığına göre. Katılıyorum abi. İnsan bakamıyor, göremiyor. Yani hakikaten içi titriyor. Tam bunlara hayıflanırken bu sefer de Gelibolu'da orman yangını diye. Biliyorsun daha önce Gelibolu'da yine Çanakkale'de bir orman yangını olmuştu. Yani insanın hakikaten içi çok kötü oluyor. Yani doğanın böyle katledilmesi veya doğadaki canlılarla birlikte yeşil bitki örtüsüne zarar verilmesi bizleri fazlasıyla üzüyor. Herkes de üzmesi lazım. Ya biz İstanbul'dayız, Gelibolu'da yangın olmuş, bana ne diyenler olabilir. Hatta Kadıköy yakasındayım, Avrupa tarafında yangın var, bana ne diyen olabilir ama hayat öyle akmıyor. Bak hep konuşuyoruz, bir gram virüs dünyada 440 milyon ton insanı eve kapattı diyoruz değil mi? Demek ki dünyanın her yeri birbirini etkiliyor. Dolayısıyla hayatımıza dikkat etmemiz lazım. İnsanların her şeye dikkat etmesi lazım. Şimdi size bir şey hatırlatayım. Yaklaşık bir sene önceki programda burada Konya'da Meke Gölü'nü bahsetmiştim. Hatırlıyor musunuz? Evet. Bir krater gölü. Oluşumu da çok eski. Yani milyonlarca yıl öncesine dayanıyor. Kraterdeki gaz patlamasından su dolan bir yer. Dedim ki Anadolu'da birçok sulak alan ve göl olan yerler maalesef bilinçsiz sulamadan ötürü elden çıkıyor. Şimdi Meke Gölü'nün, sevgili Hasan, bütün dünyada ona nazar boncuğu denir.
Bizim insanımız bilmez. Yani bizim Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımız Mekke Gölü'nü bilmez. Ama Avrupa'da herkes bu krater gölünü ve dünyanın nazar boncuğunu bilir. Şu anda ayrıca oraya çok turist gittiğinden oradaki esnaf, insanlar Konya'da çok da mutluydu. Şimdi Mekke Gölü ne oldu biliyor musun? Mekke Gölü gitti. Nereye? Yok oldu, bitti. Suyu da bitti. Kendisi de gitti. Kuraklık ve yanlış sulama yüzünden Acı Göl vardır Konya'da, o da gitti. Denizli'de aynı şekilde böyle göl var, flamingoların geldiği, o da gitti. Ki bu söylediğim Mekke Gölü'ne hem çok fazla kuş türü geliyordu, cıvıl cıvıl da bir yerdi. Dünyanın bir sürü yerinden de oraya krater gölü olduğu için müthişti. Canım. Yok, bitti, yok. Yani sulamanın oradan olması şart mıdır, bunları kim yapıyor bilmiyorum. Bir yandan tarihi eserleri restore ediyorlar, Sünger Bob'a benzetiyorlar. Dakika 5, Trabzonspor 0, Antalyaspor 0, Sivasspor 0, Yeni Malatya 0. Bu arada bir son dakika gelişmesi var. Daha öncekileri paylaşmıştık, bunu da aktaralım. Gelecek sezon takımlar kadrosunda 14 yabancı bulundurabilecek ama bunlardan sadece 8 tanesini sahada tutabilecek. Evet. 8 yabancı olacak yani sahada maksimum. Ligde, İsterseniz bu kuralla başlayalım Hasan abi. Ligde 12 Eylül'de başlayacak. 11 Eylül'de. 11 mi 12 mi? 11 Eylül'de. 12 diyebiliyorum. 11-12-13-11-14 Eylül. Hasan abi şimdi Can abi kamu spotumuz bitti değil mi? Tamam geçelim bakalım hadi. Tamam şimdi. Maçlar da var. Şimdi ben Hasan abiye dönmek istiyorum. Çünkü Hasan abi çok mutlu şu an. Öyle mi? Keyfi çok yerinde. Hayırdır? Fenerbahçe mi şampiyon oldu? Yok. Başakşehir'in başarısı Hasan abi mutlu ediyor. Dün akşam da Başakşehir çok önemli bir galibiyet elde etti. Ama Hasan abi Başakşehir'e girmeden tabii. İlk şu sıcak gelişmeyi konuşalım. 14 yabancı, 8'i sahada. Yani zaten şimdi mesela yabancı derken mesela Alper Potuk da yabancı. O da futbola yabancı. Neydi bir tane Eskişehir'den Galatasaray'ın aldı. Neydi o arkadaşın adı? Tarıkçı o da yabancı aslında. Bunlar futbola yabancı. Yani şimdi yabancıdan yabancıya fark var mı Can abi? Fark eder mi yabancı yani? Ben bu kuralı çok kötü görüyorum yani. Eski kuralla ne güzel Avrupa'ya futbolcu ihraç etmeye başlamıştık. Niye kural değişti? Şimdi öncelikle şu İlker Kesmeci kardeşimiz, ben de Adapazarı doğumlu olduğum için bizi dinliyor. Sakarya'dan sevgiler saygılar, iyi yayınlar Sayın Başkanımız. Cumhur Genç 54 önderliğinde verilen mücadeleyi kazandık. Playoff hakkımızı geri de aldık. Şimdi söz sahada futbolcularımızda olacak diyor. Başarılar diliyoruz. Sakarya'da biliyorsun futbol potansiyeli çok fazla. Çok. İnanılmaz bir seyirci var. Sakarya, Bursa buralar çok futbola düşkün. Başarılar dileyelim Sakaryalı'ya. Sakarya doğumlu biri olarak söylüyorum. Yani bir penaltı mı orada? Ben öyle gördüm ama. Bir bakalım bir dakika, Trabzon maçında sanki Antalya lehine bir penaltı oldu. Hakemin tam konuşurken elinin beyaz noktaya doğru gittiğini futbolcuların gördüm. Tavrı. Oo. Penaltı. Ndiaye galiba. Penaltı. Ne yapmış? Net. Böyle? Bacağını tek bir dakika bakmış. Ya şu bacağın neresinden geçiyor bakayım. Penaltı. Değiyor mu? Değiyor Can abi, vuruyor. Daha ne yapsın Can? Tam tekmeliğine. Evet. Penaltı. Yani buna kırmızı kart bile verse verilebilir. Ndiaye'nin büyük hatası. Ndiaye biliyorsun Alanya maçında da çarşı pazara gitti. Golü o yedirdi ya, son golü. Yani Bakasetas'ın biliyorsun topu bir çekti. Ndiaye türbün mürbün falan çıktı. Duş aldı gitti. Bakalım topun başında. Bu arkadaşı tanıyamadım. Antalyalı futbolcu var. Antalyalı başında. 8 tane futbolcu yok. Yani takımın tamamı yok gibi Can abi. Enteresan. Bakalım Uğurcan penaltıyı kurtarabilecek mi? Trabzonspor Antalyaspor karşılaşması. Hakem düdüğünü çaldı. Herkes çok dikkatli. Geldi ve top ağlarda. 1-0 Antalya Spor önde değerli Radyo Spor dinleyenleri. Evet. Antalya maçın daha başında 8. de 9. Ufuk dakika içindeyken Ufuk Akyol attı golü.
penaltıyı kazandı ve gole çevirdi. Trabzon için zor anlar başlıyor. Hem stres var hem yarıştan kopmaması için hiçbir maçı kaybetmemesi lazım. 8 tane lazım. Az oyuncusu yok ama yani forvetin tamamı yok. Orta sahanın tamamı yok. Evet, şöyle söyleyelim. Başakşehir Antalya maçına baktım. 3'er tane santraforla oynuyorlardı. Yani ön oyuncu forvet değil. Evet. Bildiğin fiziki santraforla oynuyorlar. Ama Trabzonspor bu maçı buradan çevirir. Ya herhalde çevirir diye düşünüyorum. Bence çevirecek. Zaten çeviremezse sezonu ters çevirdi demektir. Yani bitti. Arada 5 puan fark olur ki büyük sıkıntı yaşar. Artık ondan sonrası da kapatılmaz. Başakşehir yavaş yavaş tur atmaya başlar. Bir şey mi dedin? Yabancı kuralını konuşuyoruz. Bir şey mi dedin diyorsun. Tamam, neyse, gelelim orada yabancı kuralına gelelim. Başakşehirli Hasan Bek karşımızda var. Bir şey mi diyorsun diye bana laf dokunduruyor şimdi. Keyfi çok yerinde. Keyfi yerinde, evet. Başakşehir'in az ama private, yani stratejik özel VIP taraf. Seyircisi. VIP, evet. VIP seyircisi Başakşehir'in Hasan Bey. Ya biz üç kişiyiz. Birbirimizi biliriz ki. Kimiz ki yönetiyoruz. Kimiz yani. Neyiz biliriz birbirimiz Can abi. Yani, biz Başakşehir olarak. Başakşehir sevgisi nereden geliyor ona bakacağız tabii. Hasan Bey'le ilgili bir araştırmacı gazetecilik yapacağız burada. Bu yabancı kuralı ile ilgili şöyle bir şey var. Zannediyorlar ki yabancının sayısını azaltırsan Türk futbolcular çoğalacak ve Türkiye milli takıma futbolcu yetiştiriciliği artacak. Diye öyle zannediyorlar. Biz bunu hiç denemedik değil mi Hasan? Yani daha önce çok denedik. Yani çok bu denedik daha önce abi. Hiç yaptığımız bir şey değil. Çok denedik. Dolayısıyla enteresan sonuçlar verecek filan zannediyoruz. Özellikle takımların, kulüplerimizin mali durumunun son derece kötü olmasından ötürü yerli piyasasının yükselmesi bütün kulüplere çok büyük sıkıntı yaratır. Bak şunu yapsalardı Hasan, bu karara hiçbir şey demezdim. Mesela? 3 tane Türk oyuncu diyor ya. Evet. Yerli oyuncu oynatıyor. Evet. Altyapıdan 3 oyuncu oynatma mecburiyeti koysalardı hiçbir şey demezdim. O zaman derdim ki tamam arkadaş, bunun bir mantığı var. Bütün kulüplerin altyapısına mecburen önem verdiği... Sence bu kararı nasıl oturdular, nasıl düşündüler, nasıl karar verdiler, nasıl bu kararı aldılar sence? Kulüplerin aşırı baskısından rakam pazarlığı yaptılar. Sebebi nedeni niçindi bunun çıkıp makul olarak kimse anlatamaz. Bilmiyor kimse. Anladım. Çünkü hatırlıyor musun? Biz yine seninle burada bir programda birisi 8 olsun dedi, biri 10 olsun dedi. Biz dedik ki niye 8, niye 10, niye 12, niye 6... Hatta hangi kulübün başkanına sordular ya? Ne bileyim öyle dediler. 8 olsun dediler. İyidir dediler. Ben de onun için 8 oldum filan gibi. Akhisar başkanıydı. Akhisar başkanıydı değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Oo, çok net bir pozisyonu NDA'ya kaçırdı. Evet, itiraz var ama bir dakika. Bir şey oldu orada. NDA'ya arkadan yüklendi ve dengemi bozdu diyor. Ceza sahasının tam penaltı noktasının yakında 6 pasa gelirken burada... Bu penaltı. Burada bir şey yok ya. Penaltı. Kapayalım dükkanı gidelim abi. Burada penaltı veririz. O zaman tiyatro. Ha, şurada. Eline çarpmış. Charlotte'ın ama bir şey çıkmaz. Pozisyonunda Antalyalı oyuncunun eline çarpıyor top. Oradan bir penaltı kararı çıkar mı? Ben zannetmiyorum. Kafası çevirip. Şöyle eline değdi. Herkesin böyle koluna değiyor. Ve herkesin koluna değebilir. Senin benim değebilir de futbolcunun değmemesi lazım. Evet. Ben olsam penaltı vermem ama onu söyleyeyim. Bu sayıyla ilgili genel anlamda bir açıklama yapabilecek birisi yok. Yani ben sadece şunu söyleyeyim. Hatırlıyorsan liglerin oynanma biçimini konuşurken dedik ki ya Eylül'de de ligi başlatırsınız. Acelesi yok. Sadece bu arada hakem Halil Umut Meler var. Ekrana gidiyor şu anda. Kenara geldi. Bence penaltı kararı çıkacak. Buraya kadar geldiyse penaltı verilir. Yani var şu an hakemle aynı görüşte değil. Gel izle dedi. Kolunu açmış burada. Penaltıyı dirsek verecek. Yukarı doğru, dirsek yukarı doğru çıkıp topun yönünü de değiştirdiği için penaltı kararı verilebilir. Şimdi daha yavaş biz de seyrettik. Ben olsam penaltı vermem dedim ama verilebilir bir penaltı varmış. Dirseğini açmış biraz. Ben vücuduna kolunu yapışık olarak gördüm. İkili mücadelede top arada kaldı diye gördüm ama iki oyuncu birbirinden ayrılıyor. Dirseğine böyle gelmiş. Acayip stresli anlar ya. Ya yani. Bu penaltıyı aslında şey yapmak ya, daha kolaylaştırmak lazım. Yok işte formanın kolunun indiği yere kadar filan. Eğer bu da penaltı olursa maç iki penaltıyla açılmış olacak. Enteresan bir maç olacak. Baktım diyor ve verdim diyor penaltı. Üç korner bir penaltı vardı. Burada üç penaltı bir korner olacak. Tersi.
Bir de sarı kart geliyor şimdi herhalde. Kolla müdahale olduğu için. Evet. Bakalım şimdi 1-1 olacak mı? Ben Trabzon'un maçı çevireceğine inanıyorum demiştim. Ziraat Türkiye Kupası finalde tarihi neticede açıklandı. Türk Olimpiyat Stadı'nda ev sahipliği yapacak. 29 Temmuz'da evet, diyor. Evet ve seyircisiz mi? Evet. 29 Temmuz'da yanlış görmüyorsam. Evet. 29 Temmuz'da Atatürk oynanacak. Olimpiyat Stadı'nda. Diyor. Şurada kolunu açmış ama yani kolunu oraya açmış. Bakmıyor ama. Evet. Fakat kolunu açmış. Bence doğru karar. Sosa penaltıları çok iyi. Galatasaray maçında da çok net bir penaltı kullanmıştı. Bakalım. Topun başında Sosa var. Bu 6,5 maçları güzel oluyor. Yani. Ya seyredenler için güzel de oynayanlar için çok güzel olur. Zorlu oluyordur. Sosa topun başında. Çok rutubetli. Bofin dikkatli. Sosa geldi. Vurdu ve o da terse gönderdi. 1-1. Evet, maç yeniden başlıyor. Evet. Aslında burada tabii kale, bizim Taferel'le ben konuştuğumda şey söylerdi hep. Simović de biraz öyleydi. Taferel biliyorsun son anda vuruşa göre atlayan bir kaleciydi. Kaleciler genelde şansı %50'ye indirmek için bir tarafı seçiyorlar oyuncunun gelişine göre oraya atlıyorlar. Ama reflekslerine güvenen iyi kaleciler ortada durdukları üstlerine vurulan topla dahil köşeyi bilebildikleri sürece eğer sert bir penaltı değilse kurtarma imkanları oluyor. Dolayısıyla hemen atlamıyorlar. Bofen de çok çabuk gösterdi gideceği köşeyi. Sosa da zaten aklına koyduğu vuruşu da yaptı. Maç 1-1'e geldi. Bu arada Sivas maçı da aynı şekilde devam ediyor. Ama şöyle şu bilgiyi de vereyim Can abi. Sivas'ın büyük baskısı var. Evet. Sivas her an gol bulabilir. Yeni Malatya iyi başlayamadı maça. Evet. Yabancı kuralını ekleyeceğimiz bir şey var mı Hasan abi? Yok bir şey ne diyeyim ya. Peki bir dün akşama yani, gidelim. Bak en güzel şeyi Hasan söyledi biliyor musun? Ne diyeyim ya dedi yani. Hakikaten neresine ne diyeyim yani. Hani bu deveye sormuşlar. Ben neren, tweetimi attım. Neren doğru demiş. Neren eğri demişler, neren doğru. Nerem doğru ki demiş. Boynun niye eğri demiş. Yahu evet. Demiş ki neren doğru ki. Nasıl anlatayım? Deveye demişler yukarı mı gidersin aşağı mı? Evet. Deve demiş ki düze ne oldu? Düze ne oldu? Deveye cilve yap demişler dükkanı yıkmış. Evet, ama daha söyleyeyim mi hepsini? Yok söyleme. Yeteri tamam, kadar develendik. Bundan sonrası evelendik, sobelendik. Bundan sonrası. Yani şunu anlamamız lazım. Yabancı sayısının kriterleri konur ise... Bir belirli kuralı olur ise sayısal kısıtlama değil bu kural. Belirli kuralı olur ise futbola, futbolcuya rekabet anlamında faydası olduğu gibi takımları maliyetlerini aşağı çekebilme ve Avrupa'da kendilerinin temsil edilebilmesinin önünü açacak bir karardır. Ama bizde bu öyle görünmüyor. Niye biliyor musun? Çünkü herkes gidiyor 1 liralık adama 5 lira veriyor. Kulübü soymak için parayı götürüyor. Adamı alıyor. Sonra... Yabancı futbolcu gelmesin çok para diyorlar. Ya sen 7 milyon euro verdiysen Falcao'ya. Adam 14 maçta oynamamışsa. 14 maç oynamamışsa. Niye öyle yabancı kuralınla mı konuşuyorsun? Niye öyle konuşuyorsun Can abi? Trabzonspor 1, Antalyaspor 1. 2 tane penaltı var karşılıklı. Ve Sivasspor 0, Yeni Malatya 0 dakika 19. 2 maçı takip ediyoruz. Hasan Bek, Can Çobanoğlu burada. Bu arada son dakika olarak vermiştik. İkincilik ve üçüncülükte liderler direkt bir üst lige yükselecekler. Playoff maçları oynanacak. Küme düşmede de playoff olacak galiba. İkinci lige yükselmeleri de verdiler. Evet. Küme düşmede de playoff oynanacak. Peki Can abi isterseniz yavaş yavaş bir dün akşama şimdi gidelim. Şimdi bir şeyi de söyleyeyim. Ben 12 Eylül ligin başlangıcı diye biliyorum. Sen 11 diyorsun. 11. Bir gün için birbirimizi yemeyelim, kırmayalım ama. Hangisi? Biliyorsun 2021 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası 2021'e alındı. Evet, dolayısıyla doğru. Mayıs ayının yanılmıyorsam 15'ine kadar ligin bitmesi lazım. Bitiş tarihi oralarda olması bol lazım. Bol bol hafta içi maç izleyeceğiz. Desin. Evet yani şimdi biz normalde ligi biliyorsun 15-17 Ağustos gibi başlatıyorduk. Yani. Şimdi aşağı yukarı 3-4 haftası sarkmış bir lig var. 11 Eylül Can abi. 12 Eylül Cumartesi. Cumartesi. Tamam.
11 Eylül'de Cuma günü başlıyor. Yeni heyecan orada başlıyor. Tabii seyircili mi başlayacak, seyircisiz mi başlayacak? Onu da göreceğiz nasıl olacağını. Ancak benim umudum yok ya. Ya yani şöyle, senin umudun yok ama kulüplerin de bu umutsuzluk içerisinde, bir de tribün gelirlerinin olmaması hakikaten çok büyük sıkıntı yaratacak. Ya azdan az gider, çoktan çok. Şimdi Can, Galatasaray, sana bir soru sorayım. Fenerbahçe'nin kendi evinde oynadığı, evet, her maçta 10 milyon lira günlük hasılatı tabii varmış. Kombineler hariç iyi para. Çok iyi para. 10 milyon TL. Bir de storlar orada gidiyorsun Hasan. Tabii, maç günü store çok büyük kayıp çok Hasan abi. Çok ciddi, doğru. Çok ben, büyük kayıp. Yo, doğru söylüyorsun. Yani çok Fenerbahçe büyük stadını store'un olduğu taraftan girdiğinde çok, düşünsene store'un içindeki tabii insan sayısı. O gün bir şey oluyor tabii. Oradaki esnaf, mağazalar, lokantalar. Herkesle ilgili bir sıkıntı olacak. Dünkü dün akşamki maçı ne diyorsun? Fenerbahçe maçı mı konuşuyoruz? Fenerbahçe bu sene yok sayalım. Yani. Hayır. Niye? Şöyle. Hayır, yok sayalım. Yok sayalım. Yok sayalım. Ya, konuştuk zaten konuşacağımız kadar. Söylenecek her şeyi söyledik. Bak, hayır, şöyle. Her şeyi söylemedik. Hayır, kardeşim. Biz şimdi, sen de geçen hafta yoktun. Avrupa hedefi var ya Fenerbahçe. Hayır efendim, şimdi Avrupa gider kalır. Fenerbahçe'nin üçüncü olma ihtimali vardı ya. Ya şimdi şöyle bak Can abi. Biz geçen hafta bir şeyi tespit ettik. Nedir o? Eyüp Yıldız'la. Dedim ki Fenerbahçe'nin şöyle bir kadroyu saydık. Kim kalır, kim gider? Şimdi Mevlüt Erdinç, Geri Rodriguez, Vedat Muriç, Allah Yar. Bu kim biliyor musun, bu dört kişi? Kimdir? Fenerbahçe'nin forvet attı. Şimdi Mevlüt Erdinç, Geri Rodriguez, Vedat Muriç, Allah Yar. Tersten sayıyorum. Allah Yar, Vedat Muriç, Geri Rodriguez, Mevlüt Erdinç. Şimdi karıştırıyorum, bir daha sayıyorum. Evet, hep aynı şimdi, 4 de, çıkıyor. Bak şimdi bu 4 tane forveti sayıyorsun. Şimdi sezon başlarken Allah bana da akıl fikir versin. Ben de bu takım şampiyon olabilir mi diye düşünüyordum. Düşünüyordun, evet. Ya bu forvetlerle Türkiye liginde bir takım eğer şampiyon olacak ise. Evet. Ya şu şeyi çıkar bir de ki, yani bu forvetlerle Fenerbahçe'nin şampiyon olabileceğine. Hadi ben taraftarım, kandım, inandım. Hayır, Ersun Yanal hoca olarak. Ya şimdi Vedat, sen bunu farkında mıydın? Vedat derken Vedat Muriç'e mi sesleniyorsun? Yok, bizim Vedat'a sesleniyorum. Hayır bak şimdi, forvet attı Fenerbahçe'nin. Vedat Muriç, Geri Rodriguez, Allah güzel, yer. Ne güzel işte. Şimdi bak, sen Erdiye inandın niye, lütfen. Erdiye niye saymıyorsun orada? Abi yok, Fenerbahçe'nin forvet attığını yazıyor. Santrafor. Söylüyor. Rodriguez santrafor değil ki. Değil Rodriguez ki. Değil Mevlüt. Şimdi bak şöyle, Allah şimdi değil ki. Şimdi bunlar gol. Fenerbahçe'nin yani çıktığında bir tanesini yazıyorlar. Bazen çok sıkışır. İkisini oyuna alıyorlar. Bazen üçü bir arada yapıyorlar. Kahve yapıyorlar. Bazen bunlardan dördü bir arada yapsan yine bak deseler ki bak. Ya kardeşim. Bu dördünü hani şimdi 10 kişiyi sayıyoruz ya. Evet. Bak Vedat, iyi dinle. Bütün sezon bu 10 kişiyi veriyoruz. Tamam, okey. Bir tane de forvet Vedat Muriç. Fakat Mevlüt'ü, Rodriguez'i, Allah yeri de şey yapıyoruz. Fasulyeden bunları da oynatabilirsiniz dese gene şampiyon olmaz bu takım. Yani 14 futbolcuyla oynasa bile Fenerbahçe. Aynı anda. 11 aynı anda. 14 mi oynasın? Evet abi. Ben şimdi esasında bu... Ya çok acımasız olmadı bu. Abi bu acımasız değil. Bak esas şöyle bir kadro planlaması yapılmış. Yok. Başka bir şey söyleyeceğim ben. Kadro sana planlaması yapılmış ve bu kadroya Fenerbahçe Başkanı inanmış. Semih Özsoy inanmış. Evet. Şey hoca inanmış. Evet. Taraftar, sportif direktör inanmış ve böyle bu forvet attığıyla bu ligde şampiyon olunacağı düşünülmüş. Aman Allah'ım. Şimdi bak niye... Fenerbahçe lütfen bak. Konuşalım her şey dedin. Konuştuk her şey dedin, evet. Ya. Şimdi Fenerbahçe ile ilgili her şey konuşulurken bugün konuşulduğu için... yarına bugünden ne sarkacağı konuşulmuyor. Eğer Fenerbahçe, şimdi bu senin söylediğin yere geliyorum aslında, hı-hı, kadro anlamında. Fenerbahçe'nin sol beki kaç tane var? Bir sürü var, sana söyleyeyim. Bir tane var. Hasan Ali Kaldırım. Hasan Ali bir tane var, evet. Orijinal sol beki bir tane olan. Doğru. Ama sakattı bütün sezon. Sakat 3 tane stoperi olan. Sakat olduğu için zaten. Ha, sana şöyle söyleyeyim. Bak gelelim stoperlere Can abi. Sen bak, şimdi hoşuna gidiyor değil mi? Niye hoşuma gitsin ya? Şimdi şöyle bir şey. Fenerbahçe'nin stoperlerine gelelim. Söyleyeyim mi sana? Stoperleri. Sadık. Bak Sadık çıktı. Serdar Aziz. Serdar Aziz, Simon Falet. Falet bana anlatıyor. Falet'e övüyor bana bu ve şey bu Truva atı. Yani diyor ki ya diyor, Falet çok iyi gözüme geldi. Benim de geliyor tabii. Bu Galatasaraylı olsam bana da iyi geliyor. Sadık Çiftpınar. Ya Falet dedi gerçekten ki, iyi oynuyor. Tabii. Ondan sonra dünkü maçın Fenerbahçe'nin biriydi ama Vedat sen bir sayesinde konuş Vedat, sen de devamlı hiç susuyorsun. Fenerbahçe'nin
geçmişteki Falet şimdi Fener'e seviye atlatan bir stoper değil mi? Biz çocukken şey zannederdim. Şimdi zaman ilerledikçe insanlar çok iyi olacak. İşte insanlar kedileri köpeği öldürmeyecek, tecavüz etmeyecek, kadınları dövmeyecek. Yaşam kalitesi artacak zaman ilerledikçe. İşte. Sonra zaman ilerledikçe hani teknoloji de ilerliyor ya. Şimdi zannederdim fakat zaman ilerledikçe, teknoloji ilerledikçe insanların geriye gittiğini, yani bilginin yani bir cehalete döndüğünü gördüm. Bu yüzyılda şahit olduk. Çok üzüntü içindeyim. Evet. Şimdi zaman ilerledikçe de şimdi Vedat iyi dinle beni. Sen de bize yardımcı ol. Fenerbahçe'nin stoperlerini say. Hök, Uche, Lugano. Luciano, Kayer. Luciano. Saysana Vedat. Yani... Joseph bile oynadı. Joseph say. Şimdi say Vedat. Abi şimdi Fenerbahçe'nin bunlar varken. Evet. Şimdiki stoperlerini sayıyorsun. Bunların hiçbiri oynamaz Fenerbahçe'de. Bak şimdi bu stoperlerin hiçbiri Sadık Çiftpınar'a top toplatmazlar. Tek ayağı var, sekerek gidiyor. Evet. Yani 20. yüzyıla 21. 2020'ye gelmişiz. Biz zannediyoruz ki. Yani daha iyi olacak diye zannediyorduk. Şimdi Fenerbahçe'nin durumu bu. Yani şu andaki durumu şey gibi olmuş. Bu arada niye söylüyorum? Bir bilgi daha iyi olacak. Transfer sezonu 4 Ağustos'ta başlayıp 5 Ekim'de sona erecek. Evet. 4 Ağustos, 5 Ekim. Ben niye bunu söylüyorum biliyor musun? Bu söylediklerimi şimdi anlatıyorum. Fenerbahçe'nin bir tane sol beki var. Sol bek almayı kimse akıl etmemiş. İsla Dirar'dan orada yararlanırız demiş. Topu kıran iki tane adamdan. Aygün Özüpek sana katılıyor. Sakat... Hög demiş. Hög'ü unutmayalım demiş. Hög'ü unutmayalım. Aygün de valla bizim programın... Bak Can abi valla. Not alıyor bizden kendi programında. Aygün abi selamlar. Aygün Özüpek'e çok sevgiler. Sakat... 3 tane sakat stoperim var. Wagenhouse. Tek o da tek iyiydi. Klasik tek kanat oyuncum var. Rodriguez. Kanatta dediğin adam kanat. Orijinal kanat bir tane. Can 9 abi. Tane merkez orta saham var. 9 tane. Can abi. Bak şöyle. Ya bu transferi kim hangi akılla yaptı? Ya boş ver. Şimdi Fenerbahçe hoşuna gidiyor değil mi konuşunca? Şimdi neyi ya bu Fenerbahçe'yi herkes biliyor. Geçelim. Hayır, biz. Hayır bilmiyor. Ben diyorum ya. Ya herkes. Fenerbahçe abi, herkes... kadro mühendisliğini yaparken ya... kötü top oynaması ayrı bir şeydir. Takımın hocası şimdi, değişebilir. Selim Soydan'ın kadro... bir lafı vardır. Bak Selim abinin der ki. İyi futbol, iyi futbolcuyla oynanır. Şimdi böyle bir stoperi yok şu andaki yani 2 yıldır böyle bir stoper yok. Aşağı yukarı 6-7 tane de stoper alınmış. Biri nerede belli değil. Kim o neydi? Saysana bu sene giden. Zanka. Zanka nerede abi? Abi çok iyiydi de. Adil abi. O da şeyin oyuncusuydu son dakika. Marco Kırdemir. Marco Kırdemir'in öve bitiremiyordu. Ya diyor çok iyi adam oynatmıyorlar. Marco da bizi kandırıyor. Çalışıyordu ondan sonra. Ama bir şey söyleyeceğim. Şans verirseydi belki iyi olabilirdi. Kime şans verirsin? Ya adam, abi. Orada Fransa'nın, Fransa'nın Dünya Kupası'ndan sonra 18'den sonra ve şampiyon olan Fransa milli takımında oynuyor. Evet. Fakat abi 2020'ye gelmiş. O arada adam oranın Survivor'una gitmiş. Hani bizim şey gidiyor Sercan ya. Sercan gibi. Ümit gibi. Sercan Ümit'i bırak. Ne bir şarkıcı vardı ya neydi o? Bizim bu şarkıcılar gidiyordu ya. Evet. Onlar gibi o gitmiş oraya. Neyse bu adam gitmiş. Futbolcular da gidiyor işte. Pascal Numa gitti. Oraya gitmiş. Oraya katılmış. Sonra demiş tekrar futbola oynamaya karar vermiş. Sonra da bunu rahmetli Komoli ondan sonra rahmetli de bu da çok mal bulmuş gibi. Ne diyor Vedat ne diyor bize? Fortuna Düsseldorf mu? Ha, öyle bir yere gitti. Zanka'yı diyor değil mi? Bu arada Acun Fortuna Sittard'ı satın alacakmış. Hı-hı. Evet. Sercan da orada forma giyecekmiş. Arda da gideriz oraya ben sana söyleyeyim. Arda da oynar. Arda da gider abi. Can abi şimdi onu boş ver. Şimdi esas konuya gelelim. Nedir? Şimdi Galatasaray bu sene Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyor. Gerçekleri. Şimdi Fenerbahçe zaten herkes biliyor. Sağ olsun. Trabzon gidebilirse ceza almaz ise tabii Galatasaray'ın 3. olup olmayacağı da belli değil. O da belli değil de. Şimdi evet. Galatasaray şimdi ikincinin Şampiyonlar Ligi'ne yani sen bu dünya 50 senedir futbolun içindesin. Bir de şu dünya 3. senin şeyin var. Sen futbolu bilen adam. Titrim var. Senin bir takım bir ya 10 sene 12 sene 11 sene milli takım menajerliği yapmışsın. Evet. Biz şimdi, konuşuyoruz. Bana, şimdi ayrı senin ayrı. Yani. Dünya şimdi Türkiye Ligi'nin ikincisinin Şampiyonlar Ligi'ne gitmesi yani şey 90'da bir. Bir kez Galatasaray başardı galiba başardı. Ya. Ama şu andaki... Bu futbolla diyor şimdi Hasan herhalde değil mi? Yeni sistemle Can abi öyle takımlar oynuyor ki City şey oynuyor.
Ön eleme City'yle oynayacaktı. Ya Arsenal falan. Arsenal işte ön eleme oynayacaktı. Ya tuhaf takımlar geliyor. O iş bitti. Belki birinin şansı tutar. Ya o, bir o şey yani. Bir 99'da bir belki olabilir. Ama şu var. Sene Şampiyonlar Ligi'ne Galatasaray gidemiyor. Yıllardır gidiyordu. Şimdi bu da 50 milyon euro gibi bir rakam. Şu var. Galatasaray'ın mesela önümüzdeki yıl ciddi transfere ihtiyacı var mı sence? Olmaz olur mu? Şimdi ama forvet hattına var değil mi? Şimdi Galatasaray'ın biz geçen hafta hesabı da yaptık. Forveti çok göndermiş. Ya geçen hafta biz hesap ettik. Mesela bir etmiyor topladığı zaman. Forvete 2 yılda harcanan para. Evet. 30 milyon dolar Falcao, sen demin diyordun ki çok iyi oynuyor. Ya bu konu hesabı evet. Biz Fenerbahçe'yi konuşalım. Aya konuştuk Fener. Fenerbahçe'yi konuş. Çok önemli bir şey. Kadro mühendisliği diyorsun ya. Evet. Şimdi Fenerbahçe başkan yeni, tecrübesiz. Semih Özsoy da geldi. O da tecrübesiz. Çok iyi. Ne olacak başkan. Yani kulüplerin. Şimdi ama orada Galatasaray şöyle bir şey var. Şimdi bir yere geleceğim. Bunları konuştuktan sonra başka bir yere geleceğim. Peki. 30 milyon dolar Falcao. Babel kaç milyon dolar 3-4-3 yıllık kontrat yapıldı? 2,5 çarpı 3 çarpı, bir de imza parası. 2,5 daha 10. Yani 10 milyon euro. Evet. 10 da onu koyalım, 40 milyon dolar. Evet. Cag ne var? Mitro Ligi vardı. O kaç para verdiler ona? Mitro'lu 2 seneliğine 2,5 2,5 2,3 2,3 para. 7,5 yani kabaca 10 da onu koyalım, 40 milyon dolar. Peki Cag ne? 13 artı 2,5 çarpı 4. 4'deki 20 de kabaca onu söyleyelim. Kaç para yaptı abi? Aa, çok para yaptı. Yani 30-40-50-70 milyon dolar civarında. Vedat, bunların iyi dinle. Toplam 4 senedeki, tabii 3 senedeki maliyeti. Can abi 3 yıllık kabaca bonservisi oyu buyu Eyüp. Bir şeyden bahsediyoruz. 70 milyon dolar, bak 70 milyon dolar dediğin paraya bugün köprü yaparsın ya. Evet sevgili dinleyenlerimiz, tekrardan karşınızdayız. Trabzonspor 1 Antalya 1. Trabzonspor baskıyı arttırdı. Diğer tarafta ise dakika 36 Sivas 0 Yeni Malatya 0. İki takımın da net gol pozisyonları var Can abi, Sivas Yeni Malatya karşılaşmasında. Ama Trabzon Antalya'da Trabzonspor bu bölümde bu dakikalarda oyun üstünlüğünü kabul ettirdi. Sürekli neler kaçıyor ama Trabzon neler kaçırıyor? Hasan abi mikrofondan çok uzak. Trabzon neler kaçırıyor? Şöyle bir şey var. Şimdi Hasan bana diyecek ki abi nereden çıktık Fener maçında? Trabzon'un başına aynı şey gelmesin diye söylüyorum. Nedir o? Fenerbahçe maçının ilk yarısında Gençlerbirliği'ne 11 şut attırmışlar. 2.25 gol beklentisi olan pozisyonu var Gençlerbirliği'nin. Ama %74 top kimde biliyor musun? Fenerbahçe. Evet. Tabii. Şimdi burada da yani şunun için söyledim. Burada Trabzonspor çok baskılı görünüyor. Şimdi işte sürekli kaleyi abuk altına alıyor. Bu cahillere modern futbolu da anlatacağım. Hücum futbolu diyen cahillere de. Onu da futbol, modern futbolun ne olduğunu anlatacağım. Evet. Can abi şimdi 70 milyon dolar bir 2 yıllık bir forvet transferi var. Büyük fiyasko. Ve şimdi baktığında bugün Türkiye Ligi'nin lideri kim? Başakşehir. Şimdi Başakşehir'e veya Galatasaray'a baktığında hangisinin seneye elzem 5-6 futbolcu alması lazım? Galatasaray'ın zaten 5 tane kiralı var. Gidecek adam var ya. Kaç tane futbolcu alması lazım Başakşehir'in 4 seneye? 4 tanesi gidiyor. Başakşehir'in evet, tanesi. Evet, seneye bu kadroya kaç oyuncu alması? Kaç yaparsa 2 tane alır. 2 tane alsa şampiyonluğu oynar mı? Yine oynar. Aynı böyle. Seyircisiz oynar. Evet, ama bir dakika, Şampiyonlar Ligi olacak Hasan abi. Ama bir dakika dur Eyüp, sen de bir şey söyle. Tamam, bu da her şeyi daha biliyor. Dur ya. Yeni Başakşehir dediğin dur, şimdi, emekleyen takım ya. 5 senelik bir takım. 5 senelik takım deme şimdi, bir dakika. Şimdi 5 senedir şampiyonluğa oynuyor. Üzülüyor. Başakşehir 5 senelik. Evet Başakşehir. İstanbul Büyükşehir Belediye ile katıyorsun. Can abi. Bu ben takım, söylerken bir şey var, söylüyorum. 70, şimdi bu kadro bakıyorsun diğer taraftan hani Başakşehir'i eleştirenler var ya, yok seyircisi yok, oyu yok, oyu yok. İşte yok bilmem proje takımı, yok bilmem ne. Proje takımı. Takımı doğru. Çünkü gerçek bir proje. Proje takımı ve şimdi baktığında kötü bir şey anlamıyor. Sahibi var. Hayır, başka anlamda söylüyorlar. Siyasal anlamda söylüyorlar. Sportif anlamda proje şimdi, takımı olduğu doğru ve an, doğru bir bugün, proje o. Bugün Göksel Gümüşdağ bir kere bir hakkını teslim etmek lazım. Hı-hı. Bir hakkını teslim etmek lazım. Şimdi kurulan kadroya bakıyorsun. Dün akşam da tekrar seyrettim. Ve bu futbol Abdullah Avcı'nın yarattığı sistem geçen sene biraz durdu. Abdullah Avcı takım durmasının şampiyonu. Durmasının önemli sebebi var. Arda'nın o tarafa onun ön şey iki beki ve öndekiler müthiş işliyordu. Bravo. Sonra Abdullah Avcı Arda'nın, icat çıkardı. Evet, icat çıkardı. O iki öndekini aldı. Bravo. İki öndekini alınca orta sahanın düzeni de bozulmuş oldu. Bravo. Ön taraftaki çabuk koşucuların da düzeni, yani Elia'yı harcadı. Evet, Elia. Edin Visca kırık kanat gibi kaldı bir tarafta. Bravo. Klichy de kademesiz kaldı. Kademesiz kaldı. Ve bütün sistem bozuldu. Abdullah Avcı da
neden bundan bu kadar israr etti? Yani topun iyi oynanmadığını görüyor, sıkıntı yaşadığını görüyor. Çok ısrarcı davrandı. Hani belki biraz oyuncular oynasın mutlaka. 10 hafta kala ligin bitmesine 10 hafta kala 11 puan farkla liderdi bak. Evet. Gümüş tepsi de geldi ama tabii. Motor durdu orada, zihni durdu. Durdu. Şimdi bu sene Okan Burak'a bakıyorsun. Can abi, dün akşam oturdum. Bak, Fenerbahçe maçlarını o kadar seyretmiyorum. Hı. Başakşehir maçlarını seyrediyorum. Neden seyrediyorum? Penaltı daha mı var ya? Evet. Orası neresi? Yok, orada yerde o kaldı. Ayağa kalkması bekliyor. Dünkü Başakşehir maçı. Evet. Şimdi pardon, mesela sana, evet. Şu var. Dünkü maçı da seyrettim. Denizli Spor. Bazen bana da oluyor. Denizli Spor dakika 96. Bir sezon böyle 15 maç oynasalardı şu anda liderlerdi. Ya antrenör gitti ya. Yeni antrenör geldi. Böyle 96. dakika. Yani 15 maç böyle oynasalardı şu anda liderlerdi. Yani ben takdir ettim. Müthiş oynadılar. Bir kere Denizli Spor'u dün takdir ediyorum. Fakat Başakşehir, hani abi şimdi bir Hasan Bek de kusura bakma, tamam sen Can Çobanoğlu'sun ama Hasan Bek de kolay yetişmiyor şimdi, yani. Şimdi tabii, evet. son 6-7 yıldır Vedat tüm Şampiyonlar Ligi finalini yerinde seyretmiş. UEFA Kupası finalini yerinde seyretmiş. Senede 3-5 tane sponsorluğunda. Tabii 3-5 tane Radyo Spor'da yolluyor, biz onlardan da faydalanırız. 3-5 tane senede Premier Lig maçı seyreder bir adam. Baktığında futbola baktığında da anlıyor. Şimdi modern futbolun şey olduğunu, çok gol atan takımın modern futbol oynadığını, hızlı oynayan takımın, çok hızlı oynayan takımın, Vedat sen de iyi dinle bunu. Sonra yarın anlatırsın akşam bizden sonra. Modern futbol, iyi futbol olduğunu bir aldatmaca var. Penaltı şey olabilir. VAR çağırdı. Kuban'ın darbe aldığı bir pozisyon var. Kuban da kenara geldi. Şimdi bu pozisyonu izleyecek ve ayağına bastı ya orada. Arka tarafta ayağına basma var. Penaltı. Ayağını çekemiyor. Penaltı. Evet, iki. Bir penaltı daha çıktı. Penaltı daha. Evet. Ve ceza sahası çok tehlikeli Can abi. Tabii biz ön tarafa konsantre olduk. Evet. Yani oyuncu vuran futbolcuya, topu vuran futbolcuya konsantre olduk. Orada bir şey yok. Arka tarafta ayağına basmışlar Ekuban'ı. Hareketini engelliyor. Dolayısıyla koşusunu engellemiş oluyor. Ve çok, yani buradan kırmızı kart da çıkabilir. Yani buna vermez tabii. Kırmızı kart da sarı kart alır, bir de penaltı olur diye düşünüyorum. Bu net penaltı hiç. Bir penaltı daha geliyor. Evet. Penaltı. Dakika 42. Hakemlerin performansı şu 5 haftadır ne kadar düzeldi farkında mısınız? Seyirci yok. Seyirci yok. Baskı. Bağıran çağıran yok. Bir tek sahadaki futbolcular gelip anlatıyorlar. Ama yani ciddi şekilde arttı. Ya sahada bizim futbolcuların hakemle uğraştığı kadar rakiple uğraştığını görmedim, biliyor musun? Her düdükle konuşuyorlar. Olmaz böyle bir şey. Başakşehir'in futbolunu anlatacağım. Pas futbolu. Şimdi pozisyonda offside de yok. Onu da kontrol etti var. Şimdi penaltı atılacak Hasan abi. Penaltıya bakalım ondan sonra istersen girelim. Bu arada, ya bu da arkadan niye gidip ayağını basar Ekuban'a? Yani şurada, üstelik de sol ayağı daha dengesiz giderken bir de sağ ayağını yani. Evet, sağ ayağını Ekuban'ın sağ ayağına basıyor. Topun başında yine Soso var sevgili dinleyenler. İlk yarıda 60'tı. 5-6 penaltıdır bu maç. Ne bileyim, bu enteresan bakalım. Maç oluyor. 3 tane penaltı. 3'ü de VAR sayesinde verim. 2'ni hakem kendisi vermişti. 2 tanesi VAR'dan geldi. Sosa topun başında. Bofin dikkatli. Sosa geldi. Vurdu. Bu sefer ağlarda. Çok klas bir gol. Kalecinin gittiği köşe ama tam çatala attı. 90'a attı. Evet, çatala ve sert attı. Yalnız iyi bir penaltı değildi bence bu sefer. Riskli bir penaltı. Yani kaleci doğru yere gittiği için sana riskli geliyor. Şimdi 3 tane penaltı oldu. Bir tane korner mi verecekler Can şimdi abi? Yok, aynı takıma 3 tane olacak. Tamam, okey. Evet, seni şimdi Başakşehir'in dinleyelim. Siz anla bırakmıyorsunuz ki anlatayım. Bir penaltılar ya, bırakmıyor. Biz yapmıyoruz. Hakem sürekli sen anlatma diye penaltı veriyor. Orada Sosa penaltı atarken anlatmak gerekiyor. Başakşehir modern futbolun tüm gereklerini yerine getiren müthiş bir takım. Ben burada Okan Hoca'yı da tebrik ediyorum. Hı-hı. Futbolcu kalitesi müthiş. Kadro planlaması müthiş. Şimdi diğer taraftan bakıyorsun Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a. Biri 70 milyon dolar. 2 yılda forvet hattına para harcamış ve Can abi 70 milyon dolar. Şimdi Falcao var seneye. 10 milyon dolar verecekler Falcao'ya seneye. Bir 10 milyon doları bulacak. 7. Ha? 7. Can abi öbür giydirilmiş. 5 giydirilmiş 7.
Kontrat 5. Falan. 7. Inter Milan. Falan 7 oldu. Tamam, Inter Milan. Evet. Babel'e parayı ödeyecekler. Tabii. Bir kere Babel'in parasını ödeyecekler. Cagne var. Cagne'nin parasını ödeyecekler. Peki bu... Antalya'dan müthiş bir şut çıktı ceza sahasının dışından. Uğurcan köşeye giden topu tokatladı ama... İnanılmaz kurtardı. Şut da güzel, kurtarış da güzel. Bravo. Ayrıca Antalya çok cesur top oynuyor. İkinci golü yemesine rağmen hem baskısını sürdürüyor. Antalya tam böyle çocuklar oyundan zevk alalım, atalım, Antalya, yiyelim. Sorun değil. 11 maç sonra mı puan kaybetti değil mi? Yani demek ki Antalya'nın önemli bir performansı var bir kere. Onu bir var ama yazalım. Antalya'da artık ligde kaldığı için rahat bir takım yani. Rahat öyle çok kendilerini yani. De sıkmıyorlar. Can abi şimdi şöyle bir şey. Madem öyle. Vedat bunları bana bir şey anlatmıyor. Ben Aygün Özüpek'in programa gideceğim. Sabah. Evet. Sabah gitme boş ver. Sabah sen kalkamazsın. Lig ne zaman bitiyor? Lig ne zaman bitiyor? Bir şey kalmadı işte. İki hafta daha kalacak. Bizi ararsın yalnız. Buradaki ortamı ararsın. Niye lig bitince programı bitiriyor muyuz? Yok bitirmiyoruz. Niye arayacak Hasan? Hayır, Hasan sabah programına geçerse bizi arar diyorum abi. Senle benim naif duruşumuz. Ama işte. Orada sabah şey var abi orada. Kan, şiddet, gözyaşı, tutku. Bu saat daha böyle bir şey bir saat. Soft bir saat. Evet sevgili dinleyenler, Sivas Yeni Malatya karşılaşmasının ilk yarısı sona erdi 0-0. Şimdi de Trabzonspor Antalya mücadelesinin ilk yarısı sona erdi 2-1. Yo ermemiş pardon. Korner kullanacak. Özür dilerim. Ben futbolcular gidiyor gibi gördüm. 2-1 Trabzon'un üstünlüğü var. Antalya korner kullanıyor. Kaleci Uğurcan çıktı, boşa çıktı ama top herkesi açtı ve out'a gitti. Öbür köşeden direğin yanından out'a gitti. Can abi Beşiktaş taraftarlarının bana Hasan ciddi bir eleştirisi var. Öyle mi? Mikrofon. Ne diyorlar? Evet. Şimdi ben özet yapayım mı? Vedat sen neyi dinle? Pazartesi günü bir program yaptık. Yeşil koltuk programları içerisinde ilk üçe girer. En iyiler arasına girer. Yapma ya. Öyle tabii efsane bir yayın yaptık. Ben yok genemde. Tabii transferden takım analizlerine genel kadar. Genel olarak şöyle ben Sergen geldiği zaman dedim ki ya Beşiktaş Sergen'le 3 maç üst üste kazanamaz dedim. Çünkü Beşiktaş'a tamam malın sahibi Sergen şey ama yapısal reform yani bir yapılanmaya ihtiyacı var. Beşiktaş bir kara deliğe girdi. Çünkü ekonomik olarak Can abi. Kadro tabii, olarak. Tabii yani bence yani falan neyse. Şöyle anlatayım. Ya, sonra Beşiktaş ya, kazanmaya başladı. Şunu anlattı. Hasan abi pazartesi günkü yayında. Tamam Beşiktaş iyi oynuyor ama kumar oynuyor. Yani sahada kumar oynuyor. Hayır oyun, şu var Caner. Şunu konuştuk. 3 tane önceki... de yiyebilir 3 tane de atabilir bizim... dedi. Hop akşamında 3-1 bitti. Cumartesi pazar bizim Eyüp'le benim cornerim var orada. Hasan Bek köşesi. Evet. Tabii. 15-20 dakika konuşuyorum aydınlatıyorum. Bizi dinleyenleri. Hap gibi yorumlar. Şimdi tabii burada bizim yayında değil orada konuşurken Beşiktaş'ta o gün maçlar oluyor falan. 2-3 aydır konuşuyoruz. Hatta 3-4 aydır Sergen Yalçın geldiğinden beri. Ha, evet. Dedim ki bu Sergen dedim. Tamam okey geçici dedim. Bir dedim geçici olur ama yapısal olarak Beşiktaş'a bir şey veremez. Bahsettiğin kulüp çünkü çalışma gerektiriyor, disiplin gerektiriyor, bir sürü bir şey gerektiriyor. Ama Beşiktaş'ın bu tarihin en zor dönemi, neden en zor dönemi? Büyük bir yapılanmaya ihtiyacı var. Şimdi dedim Beşiktaş Sergen'le 2 maç üst üste, 3 maç üst üste kazanamaz. Sonra baktım da, sonra Beşiktaşlar işte en son 5-1 Denizli Spor'u deplasmanda yendi Beşiktaş. 3-0 Konya Spor'u yendi. Sonra Beşiktaş taraftarlardan bana eleştiriler gelmeye başladı. Evet. Geçen hafta da sen yoksun. Bu hafta pazartesi günü Hasan Bek'e sor diyorlar. Hani bu Beşiktaş 3 maç üstte kazanamazdı Sergen. Hasan Bek'e sor. Sor diyorlar. Yazıyorlar. Ben yazsınlar şimdi neredeler ben buradayım. Ya şimdi dedim de Hasan ki, Bek soruyor. Yok şimdi hayır. Şimdi ama Eyüp dedik bugün dedi Kayseri Spor maçı var dedim. Baktım Eyüp dedim. Şimdi bugünkü maçı dedim. Konya maçını 3-0 kazandı mı kazandı. Bugünkü maçı da 3-1 kaybeder dedim. 3-1 kaybeder. 3-1 öyle dedim. Öyle söyledim. Ama dedim ya o maçı 3-0 kazandıysa da bu maçı da 3-1'de kaybetme ihtimali çok yüksek. Çünkü dedim oynadığı futbol Ersun Yanal'ın futbolu doğruydu. Rus ruleti gibi. Ha Rus ruleti. Bir gün 3 atar öbür gün 3 yer. Ha. Yani bir gün 5 atar öbür gün 5 yer. Şimdi büyük hoca, büyük camia hocalığı çok farklı. Mesela kimdir bunlar? Şenol Güneş büyük hocadır. Büyük camia hocasıdır. Kimdir? Fatih Terim büyük camianın büyük hocasıdır. Bunlar önemlidir. Bana göre Aykut Kocaman öyledir. Şimdi bunların özelliği nedir biliyor musun? Bu bebek kahvede gidip bebek barda atıyorum
orada otururken işte oyuncusu gelip de karşıda 3 masa ileride oturmaz. Bunlar o ortamlara girmezler. Evet. Veya maç kazandıktan sonra Çeşme'ye gidip Alaçatı'ya Can abi gidip orada o ortamlara girmez. Bunları göremezsin. Görür müsün abi? Çünkü niye biliyor musun? Bir camiayı temsil ediyorsun. Çok zor abi. Yani sen işte bu işin tabii kusura ya. Bakma doktorusun. Estağfurullah. Yani şimdi sen Beşiktaş'ın idari menajeri olsan, senin bütün işte senin hocan kim olursa olsun. Şimdi bebek kahvede oturuyor, orada Burak geliyor kız arkadaşıyla. Öbürü geliyor, bilmem Gökhan geliyor, Caner geliyor. Şimdi aynı ortamda oluyorsun, hocasın. Dersin ki ne dersin hocana? Ya futbolcu çıkar oradan. Bravo. Ya ben çıkarım. Ben gözümle şahit oldum. Öyle mi? Birkaç defa baktım oradaydı, işte Sergen orada, Burak da geldi. Hoş da güzel de giyiniyorlar, hepsi havalı. Sergen'in şapka. Ha. Müthiş. Olağanüstü. Burak da güzel şık giyiniyor böyle dizine yakışıklı kadar. Yakışıklı çocuktu. Yakışıklı dizine kadar hırkası, çok modern ayakkabısı. Evet. Şimdi giriyor abi, orada herkesin bir ortamı var. Tabii. Şimdi orada mesela ben şimdi girdiğim zaman, ben hocaysam orada. Girdiğim ortamda benden daha havalı birisi geldiği zaman şöyle bir bakarım. Ulan derim. Gerçek derim ama. Şimdi abi çünkü o da bir ego yarışı. Olmaz. Ego o da şimdi. Olur mu abi? Olmaz. Yani şöyle oyuncun bir kere sigara içebilir, içki içebilir. Kız arkadaşıyla samimi olabilir filan. Olabilir senin, tabii. O aynı ortamda olman çok doğru şimdi bir şey olmaz, değil. Sigara mı içebilir? Oyuncu. İçebilir. Gayet tabii içebilir. Eyüp Allah aşkına sen de içebilir. İçebilir ya, abi normal. Oyuncuların çoğu sigara içiyor. Yani içebilir. Ben buradan söylemiş oldum. Yani. Yani. Ben kaç ömrün tane, geçti. Ömrüm bunlarla geçti. Bizim futbolcularımızdan hem de çok ciddi sayıda sigara içeni de vardı. Yani vazgeçirmek için neler yaptık. Ama mesela Tugay içer, Tugay Kerimoğlu. Ben biliyorum. Işte, mesela bir bıraktı diye söylüyoruz yani. Yok hayır mesela. Çünkü biz ya hayır ama aktif olduğumuz spor yaparken ben görürdüm. Mesela orada burada gece dışarıda görürdüm. Mesela şimdi Eyüp bak şunu söyleyeyim. Şimdi bana Beşiktaşlar kızıyor ama Beşiktaş'ın bir hikayeye ihtiyacı var hoca olarak. Şimdi hoca olarak bir hikayeye ihtiyacı var. Ama o hikayeyi yazacak kişi bana göre, ben hani söyleyeyim bana kızıyor. 5-1 Denizli'yi yenince, 3-0'da Konya'yı yenince ya dediler ki ne oldu? E bir şey olmadı. 3-1'de geçen hafta Kayseri'ye yenildi. Ha bu hafta 5'te atabilir, öbür hafta 5'te yer. Ama bu takım... Pardon bir dakika ya bak topla evet. Oynama Trabzon kaç? 62. 162. Gol beklentisi 1.77. Evet. %38 oynayan 0.92. Evet. Demek ki Trabzonspor dün Fenerbahçe'nin düştüğü hataya, yani topu rakibi ona vermiş değil. Topa kendileri sahip olmuş. Dün Denizli başka türlü bir oyun oynadı. Bugün Antalya başka türlü bir oyun oynuyor. Topa sahip olamadığı için gol beklentisi az. Trabzon topa sahip olmayı kafaya koymuş olmuş ve gol beklentisi, yani rakip sahada ceza alanı içerisinde çok daha fazla gol pozisyonuna buluşmuş diyelim istatistiklerle. Peki evet, Hasan, Beşiktaş'la ilgili bir haber vardı bugün. Hasan abi sen düzeltiyorum. Can abi sen Beşiktaş'ın içinde çok iyi bilen bir insansın. Vida'nın menajeri evet. 11 milyon liralık haciz göndermiş Beşiktaş'a. 1,5 milyon euro Vida'dan ötürü alacağı var. Uğur gibi. Menajerinin mi? Evet. Ha, Vida'nın değil menajerinin. Menajerinin. Wow. Vida değil bir de. Abi ne para almış menajerde maşallah. 3,5 çarpı 4. 4. 7. 14. 14. Hı-hı. 14 %10. 1.4. Demek ki daha az. 1.2 vermişler. Hmm. O da 11 milyon etmiş. Çok büyük para ya. Böyle şey menajerlik piyasası. Çok büyük para diyorsun. Ben sana şunu söyleyeyim. Hani o böyle bir kombin bir Portekiz grubu geldi. Mendes getirdi. Hatırlıyor musun? Guti'ler, Quaresma'lar. Çıldırt bizi Quaresma. Simao'lar falan. Simao'lar falan. Böyle hatırlıyor musun o dönemi? Çıldırt bizi Demir Ören dönemi diyelim ona. Evet. Hani o öyle beraber diyelim. Lale devri. Lay laylon vardı. Lale ya. Devri. Kredini istediğin kadar alabiliyorsun. O dönemde hı-hı. O dönemde menajerlik parası %25 komisyon olarak tespit edilmiş idi. Dünyada yok böyle bir şey. %25 ne ya? Yok öyle bir şey. Üstelik de bu para 4 senede ödenecekti. Yani futbolcuların 4'er sene kontratı vardı hatırlıyorsan o sene hı-hı. gelenlerin. 4 senede ödenecek paranın toplamı neyse oradan baştan kesilerek menajere verilmek üzere konuşulmuştu. O yüzden Fikret Orman geldiğinde Mendes ve Türkiye'deki temsilcisiyle çok büyük sıkıntılar yaşadı. Ne oldu? Ne oldu? Çatır çatır yuttu.
yaptı. Ama demedi taraftara böyle kongrede bak böyle oldu falan. Valla öyle bir şey var. Mesela Ali Koç geldiğinde eskiye bakacağız, şöyle yapacağız, eski demedi. Duracağız. En büyük bence şu var. Bir yapması lazımdı. Ünal Bey geldiğinde bir önceki Ünal Aysal'ı söylüyorum. Evet. Dursun Başkan için Mustafa Cengiz Başkan evet. söyledi filan. Olmuyor demek ki. Olmuyor. Ama hakikaten şimdi menajerlik şeyi ücreti bellidir. FIFA'nın kabul ettiği şey var. Onun üstünden pazarlık edebilirsiniz. Peki Can abi. %3-5 getirebilirsiniz. Çünkü şöyle düşün yani. Hı-hı. Şimdi Ronaldo'nun Messi'nin menajeriysen adam senede alıyor 20 milyon, 25 milyon eurolar, 30 milyon eurolar, 40 Tabii. milyon eurolar. Neymar'ın İbrahimovic'in. Reklam. Reklam gelirleri var filan. Onların aldığı oran düşüyor tabii. Daha düşük yani %2'ler, %3'ler, %4'ler alıyorlar ama rakam çok büyük olduğu için menajerlerin parası çok oluyor. Ama o onların problemi. Bizim problemimiz ne? Bizim Türk kulüplerinin ödemeleri. Ben sana şimdi şunu geçeyim. Şimdi Sergen'le bir hikaye yazabilirim. Beşiktaş'ın bir hikayeye ihtiyacı şöyle, var. Bu doğru mu söylediğim? Doğrudur. Ve 5 yani yıllık, 4 yıllık hikaye yazacak bir hocaya da ihtiyacı var mıdır? Futbol aklına ihtiyacı var. Bravo. Hocaya değil. Bravo. Ayrı şeylerdir bunlar. Çok güzel söylüyor. Evet, yanlış konuştum. Her Doğru. kulübün kendisinin sportif direktör ve futbol gelişimiyle ilgili ekibi tarafından bunun içinde scoutlar da dahil. Bravo. Çok güzel kulübün anlatıldı. Kulübün kalıcı Hı-hı. bir futbol aklı vardır. Futbol akıl odası vardır. Futbolu onlar 5 senelik, 10 senelik yönlendirirler. Hocalara göre futbol yönlendirilmez. Türkiye'de tanımadığın hoca var mı? Aşağı yukarı. Tanımadığın futbolcu var mı? Aşağı yukarı. Tanımadığın menajer var mı? Yok. Avrupa'da tanımadığın futbol federasyonu başkanı var mı? Yok. Sen niye burada gelmişsin? Enflasyonda program yapıyorsun. Ya Türk futbolunun hali bu işte. Sorma. Gayet kurumsal olarak. Hayır. Anladım. Ya bir hafıza var. Bak bir şey söyleyeceğim. Ne bir hafıza var. Abi, Türkiye'nin hali bu işte. Türkiye'nin hali bu. Kim ona yancı lazım? Yani başkana yancı lazım. Yemeğe gidecek sandalyesini düzeltecek adam lazım. Yani. Akıl değil. Bak akıl değil. Ona sandalyesini düşecek. Başkan doğru söylüyorsun diyecek. Adama ihtiyaç var. Yemeği sipariş edecek. Evet. Tekneyi ayarlayacak. Falan oradan geçecek. İşte öyle yaşanıyor. Türkiye'de. Ya. Ondan sonra yabancıyız. Ya bak şimdi sen federasyon olarak. Federasyonda suçu yok. Federasyonu biz suçluyoruz. En az suçlu federasyon. Ve sen yabancıyı 8'de yapsan, 18'de yapsan, serbest de bıraksan, uzaydan da dersen Mars'ı da gelip oynasa. Federasyon hani suç. Ya federasyon ne yapsın buna? Şu da %25 Demirören dönümünde. Eğer komisyon verilmişse bu oyuncular ya şu an Beşiktaş'ın kalecisi var ki yetersiz 4 yıl 5 yıl kontrat yapılmışsa nedir o Hırvat çocuğa daha 20 yaşında hiçbir şey olmamış senelik bilmem ne şaibeli kontratlar yapılmışsa futbol federasyonu ne yapsın abi? Tabii. Şimdi senin forvetin Allah yar Rodriguez Mevlüt'se sen sezona bununla başladıysan federasyon ne yapsın? Evet. Federasyon yapacağı bir tek şey var. Futbolu disiplin altına alacak kararları. Sen gidip Falcao'ya 30 milyon dolar verip Cagney'e 20 milyon dolar kontrat yapıp efendim Babel'e onu bunu yaptıktan sonra federasyon ne yapsın? Bu lig zorlu geçecek, yavaş geçecek de. Ne yapsın federasyon abi? MHK başkanı ne yapsın? Allah'tan bir şey söyleyeceğim. Ne yapsın abi? Ondan sonra onları suçlar. Can Çoban oldu. Bizle oturuyor burada program yapıyor. Ben halimden memnunum. Ya, Allah tabii ki sana mi? Farklı bir vizyon verdik ama ne olursa olsun. Doğruları vizyon verdik. Bu evde tuhaf adam Can abi. Kendine konuştum. Can abi. Dakika 46 Trabzon 2 Antalya 1 ikinci yarı başladı ve dakika 50 Sivasspor 0 Yeni Malatyaspor 0 sevgili dinleyenler şimdi. Beşiktaş konuşuyoruz ya. Evet. Ya Sergen Hoca'nın söylediği bir şey dikkatimi çekti. Ama bir yandan da Beşiktaş kulübü içinde bir felaket. Enkudu'nun kronik sakat olduğunu söyledi hoca. Ya nasıl yani? Yani bu düzenli Falcao gibi işte. Kronik sakatlığı olan bir adamı mı aldı yani Beşiktaş 3 senelik kontratla, 4 senelik kontratla? O zaman orada da bir sıkıntı var. Peki yani futbolcu alınırken biliyorsunuz kendi sağlık ekibiniz tarafından sağlık kontrolünden geçiriliyor. Ya Beşiktaş kulübünün bu konuda bir açıklama yapması lazım. Yani ya Sergen Hoca yanılıyor ya kulüp doktoru atladı ya da Van Persie transferinde olduğu gibi talimat veren biri vardı alın bunu ya tamam böyle ben biliyorum sakatlığını filan dedi herhalde başkan. Nasıl alınır Hasan? Olur mu böyle şey? Vallahi bilmiyorum. Şimdi bu sene mesela para bitti. Bankalar Birliği yeniden kredi verecek mi takımlara? Kapıya gidecekler mutlaka.
Yeniden kredi değil de ödemelerle ilgili öteleme isteyecekler. Onu da şöyle diyebilirler. Pandemiden ötürü bütün her krediler ötelendi. Bizim faizsiz, biliyorsun faiz sadece ödeniyor. Ana para artı faiz değil ilk iki senesi. Bu anlaşma yapanların. Ana para artı faiz ödemesi olmadığı için aslında çok büyük ödeme değil. Ama 5 milyon, 7 milyon, 8 milyon civarı bu sene sadece faiz ödemesi aylık vardı. Aylık mı? Yok. Bu seneye 5 milyon karşılık gelen. Bir TL mi dolar? TL. Nasıl yani? 5 milyon bu, para değil ki abi. İşte sadece bu ilk senenin kullanılan miktarının kredisi var. Faizi var. Para değil ki. Tabii. Ama şunu yapabilirler kulüpler, giderler. Bugün BDDK'dan da açıklama vardı. Müracaat edenler, bütün kurumlar, kuruluşlar, şirketlere kolaylık gösterin ötelemede diye. Ben kulüplerde, kulüpler birliği hatta gidip yapsın. Yani 17 kulüp birleşip ligin tarihini söyleyeceğine hep birlikte batıyoruz. Anlaşma imzalamayanlar var tabii de. Ama bu şeylerin paralarını ödemek lazım. Bu Falcao Malco senede 10 milyon dolar Baber, Cagne falan. Değil mi? Ödeyeceksin, ödemezsen ne olacak? Ödemek yani lazım. Ben ödemiyorum bunu, pandemi var filan diyecek halin yok. Kolombiya'ya şimdi Falcao para yollayacak. %15 indirimi kabul ettiler ya. %15 ama. 750 bin euro almadı yani. Çok aynen teşekkür öyle ederim. Ya bir şey... Bak Barcelona... Seneye kaç maç oynar Can abi Falcao sence? Eğer performansı buysa yine 15 oynar, 15 yatar. Seneye bir de gönderecek Galatasaray seni. Nasıl gönderecek? Kargoyla mı? Ya bizim de bir istihbaratımız var şimdi. Ya sence geç şeyde, yani YouTube'da videolarımız bilmem ne takımı istemiş. 10-15 bin izleniyor Hasan abi. Zaten ben anlamadım. Bu Galatasaray'ın sürekli Belanda'yı Arabistan'da bilmem ne takımı istemiş. Feguli'yi de Arabistan'da bilmem ne takımı istemiş. Falcao'yu da yine Arabistan'da bilmem ne takım varmış, o istemiş. Ne oldu ya? Bu Araplar Galatasaray aşı Katar, mı? Katar takımları. Allah'tan Fenerbahçe'nin öyle çok... şeyi yok öyle hani böyle... Giuliano vardı gitti ya. Giuliano vardı gitti. Şeyde Arabistan'da. Fernandao. Hayır, onları iyi adamları yolladı. Jose. Ya Fenerbahçe'nin böyle bu mali... Yağmur Trabzon'da ya. Evet Trabzon'da yağmur var şu an. Felaket bir yağmur geldi ekrana ya. Trabzon'da yağmur var. Oo. Sevgili dinleyenler, onu söyleyelim. Maçtan önce de yağmur vardı değil mi Hasan abi? Tabii. Şampiyonluk şanslarını ne görüyorsun Can abi? Mesela şimdi Başakşehir'in 3 tane maçı kaldı. Trabzon'un bu maçı da kazanmış kabul ediyoruz. Ne maçı var? Şöyle. Yani sana göre... Mesela maçları say, konuşalım. Ben şöyle bak söylüyorum sana, Trabzonspor'un bu maçtan sonra Başakşehir'i takip ediyor. Şöyle bir şey söyleyeyim. Denizli maçı var. Deplasmanda. Konyaspor'la kendi sahasında, Kayseri deplasmanı var. Aşağıda ateş çemberinin içindekilerle oynuyor. Öyle diyelim. Konya, evet doğru. Konya. Ateş çemberinin içerisinde. Kayseri. Denizli'nin, yani baktığında Denizli'nin durumu... Ne olur ne olmaz. Kayseri usul usul geliyor. Ama tabii. Şöyle aynı mesela Başakşehir'de Konya deplasmanına gidiyor. Sonra Kayseri ile kendi sahasında, sonra Kasımpaşa. Nispeten daha şey olarak... Biraz daha rahat. Kasımpaşa'nın yükselen bir formu var. Ancak tabii ligin son maçını oynayacaklar. Bu arada Vedat Parlak da diyor ki Başakşehir, Trabzonspor fikstürüne Başakşehir'i takip ediyor. Yani Başakşehir'in oynadığı takımla oynuyor. Evet, Başakşehir'in oynadığı takımla oynuyor. Bu avantaj aslında Trabzon için. Başakşehir yıpratıyor. Yani öyle derler. Yani. Hep öyle denir. Hani o maçta kart görenler olsa, sakatlananlar olsa eyvallah, doğru da. Ya şu anda lige baktığında aşağı yukarı aynı takımlarla oynuyorlar. Birbirini takip eden iki takım olduğu için lig fikstürü açısından. Can abi sen futbola bakıyorsun, seyrettin. Şimdi bu ne diyorsun böyle, hani çok ekstra bir olay olmazsa. Başakşehir şampiyon olur. Ekstra bir şey olmazsa. Olmazsa yani. Futbolu... Ya bu cümleyi duymak için sana tam 8 kez sordu. Ay soruyorum Can abi. Başakşehir'in oynadığı futbolun ya... Sahaya bir takım çıktığında ne oynadığını anlayabileceğimiz, hı hı, ligde kim var diye sorduğumda Hasan, başta Başakşehir'i sayıyorduk. Tabii. Hiç şu 34. haftaya, yani ligin sonuna gidiyoruz. Belki ligin ilk yarısında Okan ve takım birbirine alışırken biraz sıkıntılı süreç yaşadılar. Ama ondan sonra Okan Hoca'nın ne istediğini takım anladı. Okan Hoca da o takımın en iyi nasıl oynayabileceğini anladı ve ona göre bir takım kurdular. Kurguyu ona göre yaptılar. Bize de dediler ki bak biz bunu oynuyoruz. Can abi. Anlayın dediler. Evet. Anladık. Hı hı. Yani kaos futbolu değil. Salt ikinci bölge futbolu değil. Evet. Sürekli geçiş oyunu değil. Kontrollü oyun oynadılar. Çabuk çıkabilen, geçişte çabuk yapabilen bir takım kurdular. Ve oyunun her anında kazanma odaklı.
oynayabildiler. Bu çok kolay bir şey değil. Takımın akordunu sürekli elinde tutmak zordur. Hem teknik adamı hem teknik adamın yanındaki yardımcıları, yani fizik olarak takımı hazırlayan kimler var ise, hem de onları hem de analizcilerini, yani ekibini Okan Hoca'nın tebrik etmek lazım. Futbolcular da birebir uyum içerisinde hocanın söylediğini başarıyla yaptıkları için onları da tebrik etmek lazım. Dolayısıyla Trabzon ayağına gelen önemli iki tane fırsatı tepti. Alanyaspor maçında yediği gol o dakikalarda. 95. dakikada. Artı Ankara Gücü maçında. O da öyle. Sen şimdi bir maçta o dakikada bir gol yiyorsun. Galatasaray'ın 11'i belli oldu Can abi. Hasan peki, abi. Verelim. İsterseniz paylaşayım. Kalede Okan var. Savunmada Lines, Dong, Marcao, Ömer, Taylan, Seri, Belhanda, Mariano, Emre, Adem. Adem santrafor. Lemina? Efendim? Lemina? Lemina yok. Lemina sakat zaten. 3 hafta yok. Sakatlığı geçmedi. 3 hafta yok. Ömer'i sol beke koymuş. Lines'i, he? Yo, Mariano var. Lines'i galiba sol beke koymuş. Tamam. Mariano varsa onu duymadım. Aa! Gol mü geldi? Aa. İnanılmaz bir karambol son anda dışarıda. Trabzonspor Antalya maçında Antalya golle burun buruna geldi. Yeşil koltuğu bitiriyoruz. Sağlıkla kalın. Evet, herkese çok sevgiler.